Herkese yeniden merhaba. Bugün çok güzel bir havayla karşınızdayım. Siz bu havayı şimdi göreceksiniz. Hemen gösteriyorum. Dışarısı şu an böyle göründüğünden çok daha güzel. Uzun zamandan beri İstanbul'da ilk defa kar yağıyor ve çok mutluyuz. Sephora'nın geçtiğimiz günlerde bir etkinliği olmuştu. Sephora ile hep böyle yollarımız bir türlü bir araya gelmemişti. Sürekli onların eventlerinde benim başka işlerim olmuştu. Bu sefer katılabildim ve oradan bana çok güzel hediyeler verdiler. Ben de onları sizinle beraber burada çok hoşunuza gidebileceğini düşündüğüm ya da çok ilginizi çekebilecek şeyler de var içerisinde. O yüzden de burada sizinle beraber açayım dedim. Bazılarını ilk kez açacağım. Öncelikle Sephora ile ilgisi olmayan, şu an dudaklarımda gördüğünüz, aslında ışık yüzünden birazcık daha açık gözüken ama benim bayıldığım bir seri. L'Oreal'in Collection Exclusive serisi, işte By Eva, By J.Lo, By diğerlerini hatırlamıyorum, birkaç tane var. Kırmızılar. Bu Jennifer Lopez'in Pure Red kırmızısı. Gerçekten de hepsi birbirinden güzel. Sephora'nın şöyle fotoğrafını şuradan göreceksiniz. Bunu açmayacağım çünkü bunu birisine hediye edeceğim. Şurada herhalde şu an görüyorsunuz. Böyle bu bir kutu. Şurada numaraları var gördüğünüz gibi. Bu kutuların her birinin üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye numaraları var. Açıyorsunuz ve her dilde seni seviyorum yazan bir şey kapak çıkıyor. İçerisinde de kalpli tuzlar var. Banyo tuzu muydu, köpüğü müydü bu? Hemen bakıyorum. Evet, banyo köpüğü. En sonunda da bir tane çiftli kalp çıkıyor. Yine banyo köpüğü. Tabii küvetiniz yoksa bunlardan çok faydalanamıyorsunuz. Eğer küvetiniz varsa bunun zannediyorum duş jeli olanı var. Emin değilim ama neredeyse emindim bunun duş jeli olduğuna. O yüzden karıştırmış olabilirim. Üzerinde böyle bir kalp var. Şu gördüğünüz yazı şey değil. Nasıl bir yazı yazabileceğinizi gösteriyor. Arkadaki stikerler var ve kalp şeklinde stikerler var. Bunları söküp bunun üzerine yapıştırabiliyorsunuz. İşte diyorsunuz ki mesela sevginizin adını yazabiliyorsunuz, seni seviyorum yazabiliyorsunuz, istediğinizi yazabiliyorsunuz ve böyle duşun kenara koyabiliyorsunuz. Ve sevgiler gibi çekilmiş bir şeydi. Çünkü şöyle bir torba var, ben o torbaya kör atışıp direkt elimle atıp ne geliyorsa onu yorumluyorum. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Algenist ya da Algenist diye mi okunuyor? Bir anti-aging göz kremi. Kremin özelliklerini açıkçası bilmiyorum. Araştırmam gerekiyordu tabii ki. Ama sadece denedim. Bir anti-aging krem ama böyle sert bir yapıda. Yani ne tam çok kremsi ne de köpüğümsü. İkisinin karışımı. Böyle biraz merhem gibi diyebilirim. Ya da body butter gibi. Daha çok body butter daha doğru bir tanım. Göz altlarımı nemlendirmek için onu kullandım. Gerçekten de güzel, başarılı bir nemlendirici. Fakat ben daha çok daha esnek tutan ya da çok daha böyle sulu şeyleri, kremleri daha çok seviyorum. Glam Glow'un yeni maskesi. Bu yeni çıkan bir maskesi. Ben diğerlerini de kullanmamıştım. Kullanmak için sabırsanıyordum. Sonra araştırdığımda çok fazla bilgi rastlamadım. Sadece Sephora'nın sayfasında var. Çünkü hiçbir blogger daha denememişti. Yabancılar da aynı şekilde. Tüm cilt tipleri için uygun olduğu yazıyor. Derinlemesine bir temizlik. Bütün makyajdan, yağdan kalan ne varsa her şeyi temizlediğini söylüyor. Şöyle hemen kutuyu sizlerle beraber tekrar açayım. Bu kutular gerçekten çok şık, estetik yapılmışlar. Şöyle açıyorsunuz. İçerisinden böyle bir şey çıkıyor. Küçük bir kartonet çıkıyor. Hello sexy yazıyor üzerinde. Işığı tamamen kıstım. Şöyle hello sexy yazan bir kutuyla karşılaştım ve bunu da açıyorum. Böyle. Bayağı bir bunların ambalajları beni al beni al diyor zaten. Bu şık ambalajın içerisinden ürünü çıkardım. Ürün şöyle. Tamamen şöyle bir maske, kil maskesine benziyor. İçerisinde böyle minik minik tanecikler var ve yüzünüzde kuruyor. Kuruduğu zaman zombiye benziyorsunuz. Clinique'in yüz temizleme fırçası. Onunla ilgili ayrıca tekrar bir video çekeceğim ya da favorilerim videosunda zaten bahsedeceğim. Cildimi çok iyi temizliyor ama aynı zamanda çok iyi temizlediği için de ciltte yağ vesaire hiçbir şey bırakmadığı için çok kurutuyor. Onu kullanıp ondan sonra bu maskeyi kullandım. Bu maskeyi tek başına kullanmadım henüz. Yani önce cildimi derinlemesine o fırçayla temizlemeden. Fakat ilk izlenim olarak şunu söylemem gerekiyor. İnanılmaz derecede
Yaklaşık 5 dakika falan. Normalde zaten 7 ila 10 dakika mı, 5 ila 10 dakika mı ne beklemesi gerekiyor? Yaklaşık 5 dakika. Baya böyle elinizi ateşe hani sokup yandığında, demeyeyim de yine çadır vermeyeyim. Uyuşturucu bir merhem sürmediniz, nasıl cayır cayır yanar. Yüzüm o kadar cayır cayır yandı. Her an sürekli yıkama ihtiyacı duydum. Yani hani dayanabilecek miyim, geçecek mi acaba, dayanabilecek miyim diye. Israrla dayandım. Yaklaşık 5 dakika, 4-5 dakika sonra o acı geçti. Yani şöyle söyleyeyim, çok evet acıya dayanıklı değilimdir ama benim cildim de çok hassas değildir. Yani genelde her şeyi tolere eden bir cildim var. İlk kullanımda bir şey görmedim diyeceğim. Güzel temizledi ama yani hani cildim resmen kupkuru, daha da kuru oldu. Fırçadan sonra zaten kuruyordu, daha da kuru oldu. Böyle bolca bir nemlendirici sürme ihtiyacı hissediyorsunuz. Beauty Blender'ın Sephora versiyonu, yumuşacık, çok güzel. Fondöten uygulamak için gerçekten de çok ideal, ancak göz iç köşelerine kesinlikle, özellikle benimki birazcık böyle içeride ise gözlerinin iç köşesi, oraya yerleşmiyor. Yani concealer uygulamak için çok uygun değil. Make in Pro Performance sponcu kesinlikle. Kesinlikle ucu çok sivri olduğu için mükemmel, ondan çok memnunum. Ama bu daha yumuşak ondan. Fakat fondöten yaymak için mükemmel. Bu Sephora'nın yeni mi bilmiyorum. Çok çok böyle tırnaklarla ilgili ürünleri var. Lütfen bunları daha fazlasını görmek için lansmanda neler vardı. www.sebebi.com'a gidin. Bloğuma gidin, orada göreceksiniz. Şöyle bir törpü böyle elinize alıyorsunuz ve çok rahat bir şekilde tırnaklarınızı törpülemenize olanak sağlıyor. Ben buna bayıldım. İki tarafı var. Bir tarafı daha böyle cila yapmak için, tırnaklarınızı parlatmak için, bir tarafı da törpülemek için. Benefit ürünleri gerçekten de çok böyle çok albenili, çok güzel, çok cicili bicili ürünler. Birçok insan da oldukça memnun. Benim böyle bir yağlanma ile ilgili çok büyük problemim olmadığı için bir şey söylemeyeceğim ama açayım ürünü, şöyle göstereyim size. Bu Professional'ın License to Blot. Böyle yağı sanırım absorbe eden bir ürün. Şöyle içerisinden üçgen bir, hemen yakından gösteriyorum. Böyle güzel yine üçgen şekilde tasarımları gerçekten de çok güzel. Benefit'in bir lipstick, lip balm ya da uhu gibi bir şey çıkıyor. Ve bu tam olarak mum kıvamında ya da pirit kıvamında diyebilirim. Bunu böyle burnunuzun üzerine ya da yağlanan bölgelerinize sürüyormuşsunuz makyajsızken veya da makyajın üzerine sürüyormuşsunuz. Makyajın üzerine sürmek için biraz sert buldum. Makyajın altına sürdüm. Çok kuru olduğu halde cildim daha da kuruttu. Yani gerçekten de kullanılabilir, işinize yarayabilir. Gözenekleri de aynı zamanda iyileştiriyor ve küçültüyormuş. Bir diğer ürün Givenchy'nin bu teklif farlarından şu anda gözümde var. Yakından göstereceğim. Ombre Couture, bunlar 16 saate kadar mıydı? Evet, 16 saate kadar kalıcı teklif farlar, krem farlar. Givenchy'nin en çok satan ürünlerinden ya da dünyada en çok satan krem farlardan zannediyorum. Bunu daha önce de karıştırmıştım. Şöyle, bu ne rengiydi? Top Velour. Velour. Öyle bir şey. Tam olarak rengi ekranda gözüktüğü gibi, gözlerimin üzerinde de göstereceğim şimdi. Doğal. Böyle hemen işe giderken falan sürüp çıkabilirsiniz. Şu an ışığı açıyorum ki üzerindeki o parlaklıklar belli olsun diye. Aslında tamamen mat. İç köşelere ve ortasına şu hafif aydınlık versin diye Givenchy'nin diğer rengini sürdüm. Hangisi hemen söyleyeyim. Zaten bende olan ve daha önce videolarımda kullanmış olduğum 12 rengi. Şöyle altın rengi bu. Böyle bir tam olarak nasıl bir altın? Klasik yoğun pigmentli bir altın değil. Elmas ışıltısı gibi bir ışıltı veriyor. Bu da Sephora'nın yeni fondöteni. Fakat fondötenin benden ne kadar koyu olduğunu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama ben elimin üzerinde bunu denedim. Şöyle. Yağ gibi inanılmaz güzel kayıyor. Ve sadece yani yağ gibi, evet, görüntü olarak da yağ gibi ya da su gibi diyebilirim. Fondöten olduğuna dair eser bile yok. Böyle tabii ki buna göre örtücülüğü de çok az ama cilt tonunu eşitlesin ve nemli, sağlıklı gözüksün istiyorsanız çok güzel bir yeni bir fondöten çıkarmış. Şöyle tüy gibi bir fondöten. Şöyle. Bir tane yine denemediğim ama yine Sephora'nın suya dayanıklı makyajı çıkarmak için böyle küçük minik göz temizleyicisi. Göz ve dudak temizleyicisidir o muhtemelen.
Evet, aslında koleksiyon yani lansmanda çokça bahsedilen ve oradaki en ilgi çekici ürünlerden olan şu Lene fotoğrafını gördünüz. Shurik for Sephora ürünleri. Shurik çok ünlü bir mücevher takı firması diyelim. Bu firma Sephora için böyle çok güzel mücevhere benzeyen ürünler tasarlamış. Bu da bir takı. Hemen çıkaralım. Çıkartayım. Bu sihirli bir takı diye geçiyor. Magic Jewel. Oy. Koket bir arkadaşıma gidecek bu belli. Bu böyle böyle aslında şu an açıyorum ve aslında bir broş ve Shurik markası var üzerinde. Yakından göstereyim. Güzel bir broş. Buna takarak isterseniz tasma yapın demişler. İsterseniz işte böyle şöyle göstereceğim. Saç bandı yapın demişler. İsterseniz işte böyle hani tasma gibi kullanın demişler. İsterseniz kemer olarak kullanın demişler. Bir şey daha demişler mi bakalım. Ya da işte tek başına broş olarak kullanmışlar. Bu da Sephora'nın Bubble Mask diye bir detoks yapan ve cilde bakım yapan maskesi. Nasıl bir maske acaba? Aa, köpük şeklinde gerçekten de basıyorsunuz ve bayağı saç köpüğü gibi köpük çıkıyor. Enteresan. Bunu denemedim. Sephora'nın asıl yine eventte önemli olan ve tanıtılan ürünlerden bir tanesi Sephora'nın yine Outrageous Curl diye böyle bir acımasızca rezalet kıvrımlı kirpikler. Gerçekten de fırçanın ne kadar küçük olduğundan bahsetmişlerdi. Ama buna rağmen etkisinden bahsetmişlerdi. Şimdi ben size yakından göstereceğim. Burada tabii ben eyeliner sürdüğüm için çok fazla belli olmasa da gerçekten çok dolgunluk veren bir maskara. Alt kirpiklerimden görebilirsiniz. Sadece böyle bir kere dokundurdum. Elime kesinlikle fazlalığını almam gerekiyormuş. İnanılmaz böyle saçak saçak bir şey oldu. Maskara oldu. Kat kat sürdüğüm halde topaklanma yapmıyor. Bu arada şöyle küçücük bir ucu var. Ve de oradaki enteresan değişik ürünlerden bir tanesi değil. Normal bir cımbız ama orada böyle bir otomatik cımbız gördüm. Pilli böyle pıt 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 yapıyor böyle. Korku filmi gibi. Ürünlerin hepsi bitti. Umarım beğenmişsinizdir, sıkılmamışsınızdır. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.